Daha önceki eğitim filmimizde bu tasarımı yapmıştık hep birlikte. Şimdi istediğimiz şey bunun analizini sağlamak. Analiz yapmak için yapacağım şey Cosmos Works olması gerekiyor bilgisayarınızda. Dolayısıyla gelip Cosmos Works analiz menajere girip buradan parametreler tanımlamamız gerekiyor. Hatırlatayım, bu SolidWorks Premium ya da Cosmos Works'lu paketler de var. SolidWorks Standard ve Office ile bunu yapamazsınız. Gelip Mesh tipini seçiyorum. 1005. Çünkü profilim katılardan oluşan değil, profillerden oluşan, parçam profillerden oluşan bir mesh yapısına sahip. Analizi daha hızlı olacaktır. Bütün profillerime mesnet analizi için bak diyorum. Bütün profillerimi sıraya diziyor. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Sadece bunların üstüne analiz yapılacak. Malzeme uyguluyorum. Gelip buradan istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. Kendi malzemenizi de tanımlayabilirsiniz. Unutmayın. Okey dediğim zaman bütün malzemeleri mumu veriyor. İkinci aşamada gelip mesnetleri gösteriyorum. Birleşim yerlerini, joints. Otomatik buluyor gördüğünüz gibi birleşim noktalarını. Radyüsü manuel olarak veriyorum analiz için. Ve hesaplatıyorum. Şimdi yük ve kuvvetleri tanımlayacağız. Sabitlenen yerleri bir yerlerden sabitleyeceğiz ve kuvvet uygulayacağız doğal olarak. İlk önce nerelerden sabitleyeceğiz? Onu gösteriyorum. Parçanın bu noktalardan sabitliyorum. Sıra geldi yüke. Yük nereden gelecek? Motoru üst tarafa tutturacağımız için doğal olarak papuçlara ve profillere gelecek. Bakın, bu seçtiğim yerlere geliyor. English PS formatında, normunda ve değerini giriyorum. Analizi başlatıyorum. Analizin bana sonuçları çıkıyor. Hem yer değişimi hem de stres olarak. Stres olarak baktığım zaman benim parçamı biliyorsunuz ki kırmızı yerle kırılmaya uğrayacak yerler. Displacement ve displacement da yer değişimi. Ve animasyon yaptığım zaman benim parçamın ne hale alacağını görebiliyorum. Nereleri güçlendirmem gerektiğini. Ve ondan sonra bu güçlendirme için parçanın üzerine gelip gerekli işlemleri yapıyorum. İsteğimiz de bir sonraki filmde bu güçlendirmeleri yapmak. Bu amaçla gusset denilen eklentileri yapacağız. Parçamızın üstüne küçük destek plakaları atacağız. Ve bu destek plakaları sayesinde benim parçamın mukavemeti artacak. Böylece ben parçamın üstüne kuvvet uyguladığım zaman daha fazla profil eklemeden aynı mevcut bulunan sistemle gusset denilen bu destek plakalarıyla ara plakalarla parçamı montajımı daha doğrusu buradaki bir yapı bir montaja dönüşüyor. Sonuçta aynı yük için aynı malzeme miktarı sadece bu desteklerle ve kaynak atarak ona daha güvenli hale getirebileceğim.